Selamünaleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Esad rejim milisleri İdlib kırsalında El Bara kasabasında Türk üssünün çevresini vurmuş durumda. Golan füzeleriyle Türk üssüne saldırı düzenlenirken bombaların üssümüzün çevresine düştüğü ifade ediliyor. Suriye medyasında buna ilişkin çok sayıda görüntü paylaşılırken Bayır Burcak Türkmenlerinin resmi haber ajansında da İdlib'in güney kırsalında Sarca kasabasında Rus savaş uçaklarının saldırısını görmektesiniz. Bu bölgede gerilim artmış durumda. Üssümüzün yakını sık sık hedef alınıyor. Yine şunu söyleyelim. Dün Suriye ordusunun, yani Suriye ordusu demeyelim, Esad ordusunun 11. tümenine bağlı 135. topçu alayının da takviye olarak Halep'in kuzeyine çatışmasızlık bölgesine getirildiği ifade ediliyor. 11. tümen ve 67. Tugay taarruz taburları İdlib'e doğru ilerliyor. Rus savaş uçakları ve Esad topçuları İdlib'e yönelik saldırılarını artırırken bölgede M4 karayolu istikametine operasyon düzenleneceği haberleri paylaşılmış. Şu an itibariyle sadece konuşuluyor. Bölgede M4 karayolu istikametine operasyon düzenlenebileceğinin konuşulduğu Esad medyasında paylaşılmış. 11. tümene bağlı Esad askerlerini görmektesiniz. Hama'daki operasyona daha öncesinde katıldıkları iddia edilirken hücum güçleri İdlib'e doğru ilerliyor şeklinde Esad'ın saldırı planladığı ifade edilmiş. Bilindiği gibi Rus savaş uçakları sürekli bölgeyi vurmaya devam ederken Rus savaş uçakları yine İdlib kırsalında Suriye Milli Ordusu'na hava saldırısı düzenliyor. Suriye Milli Ordusu komutanının geçen günlerde şehit edildiği haberini servis etmiştik. Suriye Milli Ordusu ne yapıyor dersiniz? Kısıtlı imkanlarla Rusların İdlib'e düzenlediği hava saldırısına misilleme yapmaya çalışıyorlar. Terrifat'ta YPG, PKK terör örgütü ve Esad rejim mevzilerini vurmuş durumdalar. Fakat ellerindeki imkanlar kısıtlı, dolayısıyla elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Amerika ise uluslararası koalisyona ait helikopterleri bölgeden kaldırmış ve terör örgütü PKK'ya istihbarat desteğinde bulunuyor. Rakka şehri üzerinde yine alçak irtifada uçtukları yönünde de haberler paylaşılmış. Bölgede gerilim artmış durumda. Şu ana kadar son birkaç haftadır ülkemizden Suriye'ye yönelik herhangi bir açıklama gelmemesi de dikkat çekiyor. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve de son olayları konuşurken daha sonrasındaki videolarımızda İran askerlerinin mayına bastığı haberini de servis ederiz. Şu an çok da fazla uzatmayalım. Ve bunun dışında dostlar, dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca bakalım. Özbekistan ve İngiltere ordusunun katılımıyla eğitim kursu düzenlenmişti. Eğitim kursu sona erdi. Dağlık alanda gece ve gündüz yapılan eğitimlerde İngiliz askerler Özbek Türk askerlere taktiki eğitim veriyor. Özbekistan dağlarında düzenlenen tatbikat kapsamında Özbek ordusunun stratejik seviyeye çıkarılmasının önemi vurgulanırken İngiltere'nin Özbekistan Büyükelçisi de eğitime katılan askerlere tek tek sertifika ve yeterlilik belgelerini takdim ediyor. Pakistan donanması denizaltı filosu komutanı Tuamiral Nasır'ın Karaçi Tersanesi'ni ziyaret ettiği ve daha sonrasında ise Türk Deniz Kuvvetleri Denizaltısı TCG Preveze ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin diğer birçok deniz tesisini ziyaret ettiği ifade ediliyor. Pakistan'la Türkiye arasında donanma işbirliği giderek artmaya devam ederken Çin'e gidiyoruz. Çin'in Mayıl sınıfı kod ismi TW-328 çift kuyruklu akrep İyası'nın videosu paylaşılıyor. İlk defa bir atış yaptığı yönünde de görüntüler paylaşılırken Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov konuşuyor. Prigozhin'in isyanından sonra Putin'in notu %90'ı yükseldi. Ruslar askeri bir isyan zemininde Rusya Federasyonu Başkanı için dua etmeye hazır ifadesi kullanılmış. Bu arada Wagner lideri Prigozhin Belarus'a gitmişti. Belarus'a gittiği uçağın Maçuliski askeri havalimanına 07:40'da indiği ifade edilmiş. Prigozhin'den sonra iktidar kavgasındaki oligarklar kendi ordularını kurmaya başlamış durumda. Rosneft'in başkanı Igor Sechkin Prigozhin'le anlaştı
ve Wagner'den ayrılan ancak savunma bakanlığıyla sözleşme imzalamak istemeyenler için Granit grubuna yeni askerler alıyor. Gazprom başkanı da benzer şekilde bir hamlede bulunurken o da Potok grubunu kurmuş durumda. Bugün beklenen açıklamalar Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko tarafından yapılıyor. 27 Haziran tarihinde şunları söyledi. Orduya tam anlamıyla savaşa hazır olması için emirler verdim. Hepiniz bana yöneltilen suçlamaları okudunuz. 30 yıldır savaşa hazırlanıyorum. Bu nedenle bugün barışçıl bir gökyüzü altında yaşıyoruz. Saklamayacağım. Rusya'nın güneyinde meydana gelen olayları izlemek benim için acı vericiydi. Sadece benim için değil, vatandaşlarımızın çoğu onları yüreklendirdi. Rusya için dua ettiler. Çünkü vatanımız birdir. Beyaz Rusya batıdan gelen tehditlere karşı koymak için teknik yeteneklere sahiptir açıklaması yapılmış. Diğer haberler, Çin'in doğu bölgesindeki 71. Doğu Grup Komutanlığı tarafından büyük bir tatbikat yapılıyor. 4 namlulu PGZ-95 ve çift namlulu PGZ-09'un mobil hava savunma şemsiyesi görevi gördüğü tatbikattan çeşitli görüntüler paylaşılmış. Geçen günlerde Hindistan Başbakanı'nın ilk defa Mısır'ı ziyaret ettiğini söylemiştik. Yeni bir detay ortaya çıktı. Sisi'nin görüşme sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye Mısır'ın en üst düzey devlet nişanı olan Onur Nişanı'nı takdim ettiği belirtiliyor. Interflex operasyonu kapsamında Ukrayna ordusu karşı saldırıya başlamıştı. Hatta buna ilişkin her iki taraftan da propaganda görüntüleri yayınlanırken an itibariyle Rusya tarafından 11 dakikalık uzun bir video paylaşılıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 47. Mekanize Tugay'ına bağlı birliklerinin Zaporojye cephe hattında M2A2 Bradley'leri ve çok sayıda Abrams tankını kaybettiği yönünde başarısız karşı saldırı videosundan görüntüler paylaşılırken Rus sosyal medyası da propaganda olarak Ukrayna ordusunun kayıplarını servis ediyor. Bugün Rusya büyük bir tatbikata başladığını duyurdu. Görüntüleri görmektesiniz. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nda şu ifadeler kullanılıyor. Kaliningrad bölgesinde 100'den fazla asker ve Rusya'nın Baltık Filosu Deniz Havacılık Birimlerinin avcı uçakları alayından 10'dan fazla Su-27 savaş uçağının yer aldığı planlı uçuş taktik tatbikatı yapılıyor. Görüntüler de servis edilmiş. Rus ordusunun Kaliningrad'da Avrupa'daki tek toprağında yaptığı büyük tatbikatın görüntüleri de Avrupa medyasını kızdırmış durumda. Diğer haberler, Podgorica'ya gidiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ ziyaretinin ikinci gününde GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağladı. Uzun açıklamasıyla Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinden bahsediyoruz. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Hakan Fidan katılım sağlarken Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jaco Milatovic tarafından karşılanıyor. Sabah saatlerinde Hakan Fidan'ın burada yaptığı çeşitli görüşmelerden de bahsetmiştik. Yine New York'ta Birleşmiş Milletler önünde Rusya-Ukrayna savaşı protesto edilmiş durumda. Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna'ya açtığı savaş protesto ediliyor. Azerbaycan Şuşa'ya gidiyoruz. Şuşa'dan görüntüleri görmektesiniz. Şuşa'da yenilenmiş Saatli Camisi'nin fotoğrafları ve videoları paylaşırken Ermeni işgali sonrasında cami yıkılmış. Ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle caminin restore edildiği haberi paylaşılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan sahil güvenliğine JUMP-20 taktik keşif İHA'sı bağışladığı yönünde de bölgeden haberler paylaşılmış. ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşürken pek çok devlet sırrı ve çok önemli şeyler sattım. Elbette şaka yapıyorum açıklaması tepki çekmiş durumda. Biden'ın gerçekleri söyleyip söylemediği ise soru işareti. Çok sayıda devlet sırrını sattım açıklamasını Hindistan'la görüşürken yapması ki bu tarz bir şaka yapılması da gerçekten komik olsa gerek. Evet değerli seyirciler, biz de böylelikle son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.